Isparta'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla valilik tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda koronavirüs tedbirlerine uygun olarak demokrasi nöbeti gerçekleştirildi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri bu yıl geçen yıldan farklı olarak pandemi nedeniyle sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek yapılıyor. Isparta'daki demokrasi nöbetine Vali Ömer Seymenoğlu, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Tamer Atay, Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, Isparta İl Emniyet Müdürü Metin Akay, İl Genel Meclisi Başkanı Serkan Keskin, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle vatandaşlar katıldı. Mehteran gösterisi ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle binlerce kişinin katılımıyla başlayan demokrasi nöbetinde şehitler için dualar okundu. Ebeşirûne billezîne lem yelhaku bihim. Kullarının çağrısına, imdadına yetişen yücelerin yücesi Allah'ımız. Daha sonra 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri takdim edildi. Ödül töreninin ardından kalabalık, meydandaki dev ekrandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ulusa seslenişini izledi. Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada Türkiye üzerine oynanan oyunların bitmediğini ve halen devam ettiğini belirterek gençlere önemli bir uyarıda bulundu. Kemiz üzerine oynanan oyunlar bitmedi, devam ediyor. Gün geliyor bir terör örgütün ortaya çıkartıyorlar. Gün geliyor ekonomik bir yaptırımla karşımıza çıkıyorlar. O yüzden benim gençlerimizden özellikle ricam, ne olur uyanık olalım. Her söylenene inanmayalım. Çünkü FETÖ denen lanet bizi yıllarca din üzerinden, ibadet üzerinden kandırdı ve bu yola soktu. Yoksa bu insanlar da bu ülkenin insanlarıydı. Hiçbirisi yurt dışından gelmedi. Hepsi akrabamız, eşimiz, dostumuz, komşumuzdu. Ama din üzerinden iyi niyeti kullanılarak adeta birer terör örgütü ve terörist yetiştirdiler. Onun için gençlerimizle hep beraber olalım istiyoruz. Bu tür organizasyonlara gençlerimiz kendi isteğiyle, rızasıyla, farklı aktivitelerle katılsın istiyoruz. Biz de valilik olarak bunu önemsiyoruz ve destekliyoruz. Bu ancak bu ülkenin bekası için bu gençlerimizle yürürsek bu olur. Zaten 15 Temmuz gecesi de alanlara baktığınızda alanlara çıkan büyük bir çoğunluk zaten gençlerdi. Bu millet diri oldukça, birbirine güvendikçe, tek vücut oldukça ne bu albayrağımız gökyüzünden iner ne ezanımız semalarda susar. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de Türkiye'nin dünyanın güçlü bir ülkesi olduğunu belirterek bazı dış mihrakların bu güçten hoşnut olmadıklarını söyledi. Recep Tayyip Erdoğan'ın son 20 yıl içerisinde, 18-20 yıl içerisinde göstermiş olduğu dirayet ülkemizin nereye geldiğini zaten gösteriyor. Bundan kurtulmak istiyorlar haklı olarak onlar kendi çapından. Çünkü dize getiremiyorlar, çelme takıyorlar, düşüyoruz ama kalkarken de bir avuç toprakla kalkıyoruz. Bu çok önemli. Bizi hiçbir zaman yerle bir edemediler. Hem ekonomik olarak hem de silah olarak. Bugün onların bu direnişlere karşı biz de ne yaptık? Kendi silahlarımızı üretmeye başladık. Bize vermedikleri silahları biz ürettik. Bugün biz belki dünyanın en önemli silahlarını üretebilen bir ülkeyiz. Bundan da korkmaya başladılar tabii ki. Her yerden bir çağrı arıyorlar. Evet, artık onlar da ikna oldular ki bu askeri darbelerle, farklı güçlerle buradaki ülkemizin demokrasisine ve cumhuriyetine karşı yapabilecekler hiçbir müdahale yok. Ben buradan tüm vatandaşlarımıza, tabii ki şehitlerimize rahmet diliyorum. Gazilerimize de Allah'tan şifalar ve hayırlı uzun ömürler diliyorum. Vatandaşlarımızın bu dirayetli duruşu her zaman devam edecektir. Öte yandan Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz Sancak Koşusu düzenlendi. Çünür Kavşağı'ndan başlayan ve 14 farklı branşta 25 sporcunun katıldığı koşu 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu. Meydana gelen sporcular sancağı Vali Seymenoğlu'na teslim etti. Vali Seymenoğlu da sporculara koşuya katılım belgelerini verdi. Kentteki demokrasi nöbeti sabah ezanına kadar devam etti.